Merhaba, ben Doçent Doktor Ece Göçmen, Bayındır Söğüt Özü Hastanesi Yeni Doğan Bölümünün sorumlu hekimiyim. Bugün sizlere yeni doğan bebeklerin sıcak yaz günlerinde bakımı ile ilgili sıkça karşılaşılan sorulara yönelik olarak bilgilendirme yapacağım. En sık karşılaşılan ve en önem arz eden soru, yaz aylarında yeni doğan bebeklerin sıvı ve beslenme gereksinimlerinin nasıl karşılanacağı sorusudur. Yeni doğan bebeklerde cildin nemi daha büyük bebeklere kıyasla daha azdır ve cidden sıvı kayıpları daha fazladır. Bu nedenle sıcak günlerde sıvı gereksinimleri artar. Yeni doğan bebekler su dahil tüm besinlerini anne sütünden karşılarlar. Dolayısıyla sıcak günlerde artan su ihtiyaçlarını karşılamak için daha sık emzirilmek isterler. Bu normaldir ve sadece anne sütü alan bebekler için ek olarak su verilmesi gerekmez. Ancak tıbbi gereksinimlerle devam sütü alan bebeklerde beslenmenin %50'den fazlası devam sütüyle gerçekleşiyor ise çok sıcak günlerde bebeğe su verilebilir. Bunun için kaynamış ve oda sıcaklığında soğutulmuş içme suyu kaşıkla bebeğe sunulduğunda o an için susuzluğu olan bebeğin suyu kabul ettiği gözlenir. Özellikle çok sıcak günlerde tüm ihtiyaçları karşılanmış olmasına rağmen huzursuzluğu devam eden bebeklerin susuzluğu giderildiğinde sakinleştiği görülebilir. Çok terleyen ve yeteri kadar sıvı alamayan yeni doğanların idrarlarında kristal atılımı olur. Bu durum bebeğin bezinde pembe renkli, kiremit tozuna benzeyen bir boyanmayla ortaya çıkar. Eğer bunu görürseniz bebeğinizi daha sık emzirin. Diğer bir soru, yaz aylarında yeni doğan bebeklerimizi nasıl giydirelim sorusudur. Yaz aylarında bebeklere gündüzleri tek kat, penye, kısa kollu bir giysi giydirilmesi yeterlidir. Akşam saatlerinde hava serin olursa yine tek kat ancak uzun kollu ve bacaklı giysileri geçilebilir. Giysilerin %100 pamuklu, nefes alabilen bir dokuya sahip, bol, hafif, açık renkli ve boyasız olmasına dikkat edilmelidir. Uyku sırasında bebeğin üstü ince pamuklu veya müslin bir örtüyle terlemeyecek şekilde örtülebilir. Uyku sırasında aralıklı olarak bebeğin boynunu ve göğüs bölgesini kontrol ederek terleme ve sıcaklık hissini takip edebilirsiniz. Buna göre bebeğin rahat etmesi için gerektiğinde giysilerini artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Yaz aylarında bebeklerde karşılaşılan en sık cilt problemi isiliktir. Ortam sıcaklığı arttığında vücut sıcaklığının dengelenmesi için terleme başlar. Fazla ter üreten ter bezlerinin gözenekleri tıkalıysa ciltten kabarık, çevresi kızarık, toplu iğne başı gibi nokta nokta döküntüler oluşur. Buna isilik denir. Özellikle sık terleyen boyun bölgesinde yoğun olarak ortaya çıkar bu döküntü. Bunun tedavisi için ortam sıcaklığını düşürerek terlemeyi azaltmak, pamuklu bol giysiler giydirmek, ılık suyla banyo yaptırarak gözeneklerin açık kalmasını sağlamak yeterlidir. Yaz aylarında ciltten tam emilmeyen yağlı kremler ya da bebek yağları sürülmesi ter bezlerinin gözeneklerini kapatarak isiliğin çoğalmasına neden olabilir. O yüzden bu tür bebek ürünlerinin yaz aylarında kullanılmaması gerekir. Yine bu konuyla ilişkili olarak yazın bebeklerin ne sıklıkla yıkanması gerektiği sorusu akla gelmektedir. Normalde yeni doğan bebeklere gün aşırı banyo yaptırılması yeterlidir. Ancak sıcak günlerde her gün banyo yaptırılması bebeğe rahatlık sağlar ve isilik oluşumunu da önler. Her gün banyo yapılıyor ise her seferinde sıvı temizleyici kullanılmasına gerek yoktur. Sık kullanılan sıvı temizleyiciler cildin kurumasına neden olabilir. Yaz aylarında bebeklere her gün düz su ile duş aldırılması ve haftada bir ya da iki kere sıvı temizleyici kullanılması yeterli olacaktır. Yine yaz aylarında bez bölgesinin temizliğine de diğer zamanlara oranla daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerekir. Alt bezinin sık değiştirilmesi, iyi hijyen sağlanması, bez bölgesine uygun idrar ve dışkı ile bariyer oluşturan kremlerin her bakımdan sonra ince bir tabaka oluşturacak şekilde sürülmesi uygundur. Gelelim yeni doğan bebeklerin yaz aylarında güneşten ve sıcaktan nasıl korunacağı sorusuna. Güneşe çıkma saatleri olarak aslında tüm yaş grupları için olan öneri yeni doğan bebekler için de geçerlidir. Güneş ışınlarının en dik olduğu sabah saat 10 ile öğleden sonra 16 saatleri arasında güneşe çıkılmamalıdır. Yeni doğan bebeklerde güneş koruyucu krem kullanılmasını önermiyoruz.
Bu saatlerde bebeklerin gölgede kalması, baş, yüz ve boyun bölgelerini koruyacak şekilde geniş kenarlı bir şapka giydirilmesi ve vücut bölgelerinin de ultraviyole ışınlarından korunacak şekilde giydirilmesi gerekir. Yine yeni doğan bebeklere güneş gözlüğü takılması uygun olmaz. Bebeklerde ciltten D vitamini yapımının uyarılması için haftada 3 gün sabah saat 10, akşam üzeri saat 16 civarında üzerinde penye atleti varken kollarının, bacaklarının yaklaşık 15 dakika kadar güneş ışınları ile direkt temas ettirilmesi yeterlidir. Yaz aylarında ağızdan D vitamini günde 400 ünite olacak şekilde her gün verilmesi de devam edilmesi gereken bir uygulamadır. Yeni doğan sarılığından korunmak için güneşe çıkarılma uygulaması bazen aileler tarafından bize sorulur. Zaten tavsiye etmiyoruz ama özellikle yaz aylarında kesinlikle yapılmaması gereken bir uygulamadır. Oda sıcaklığının 22-24 derece, oda neminin de ortalama %40-55 arasında olması tavsiye edilir. Klima veya vantilatör kullanılarak fanı direkt bebeğin üzerine gelmeyecek şekilde oda sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Ek olarak odada taze hava akışı için de havalandırmanın iyi sağlanması gerekmektedir. Odada taze hava akışı sağlamak için pencereleri açtığımızda karşılaştığımız diğer bir problem de sivrisinekler ve böcekler olabilir. Yaz aylarında bebeklerin sivrisinek ve diğer böceklerle teması sonrası alerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. Bu teması engellemek için sineklik ve cibinlik kullanılabileceği gibi son yıllarda ultrasonik kovucularda tercih edilebilmektedir. Bu amaçla cilde sürülen losyon veya spreyler yeni doğan bebekler için uygun değildir. Üzerinde durmak istediğim son konu da yeni doğan bebeklerin güvenli seyahati konusu. Yeni doğan bebeklerin taburculuk sonrası eve giderken ilk seyahatleri de dahil olmak üzere araba koltuğunda seyahat etmeleri güvenlikleri için gereklidir. Bunun için yeni doğan dönemine uygun bir araba koltuğu seçmelisiniz. Araba koltuğu aracınızın arka koltuğuna, sırtı sürücüye, yüzü arkaya bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Bebeğin kemerlerinin bağlanmış olması ve araç hareket halindeyken koltuktan çıkarılmaması özellikle uzun seyahatler sırasında mutlaka akılda tutulmalıdır. Araç içi klima ortam sıcaklığını 22-24 derece tutacak ve fanı direkt olarak bebeğin üzerine gelmeyecek şekilde çalıştırılabilir. Uçakla seyahat konusuna gelince zamanında sağlıklı doğmuş ve ilk kontrolleri yapılmış bir bebek doğum sonrası 8. günden itibaren uçakla seyahat edebilir. Herhangi bir sağlık sorunu olan bebek için ise doktorun görüşü alınmalıdır. Uçakta bebekler bir refakatçinin kucağında özel bebek kemeriyle seyahat edebilirler veya ayrı bir koltuğa 40x40 cm boyutlarında araba tipi bir puset yerleştirilmek suretiyle de yolculuk yapabilirler. Kalkış ve inişlerde bebeklerin kulaklarının tıkanmaması için emzirilmesi veya emzik kullanılması gerekmektedir. Uçakta bebeğin ihtiyacı olabilecek malzemeler için bir çantanın da hazır bulunması gerektiğini hatırlatmak isterim. Sizlere her zaman olduğu gibi sıcak yaz günlerinde de bebeklerinizle birlikte sağlıklı ve bolca keyifli vakit geçirmenizi dilerim. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.